Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Polybridge 2'ye aslında ilk oyunun maplerini oynamaya devam ediyoruz. Büyük ihtimalle bugün ilk oyunun maplerini bitireceğim. Neden bitireceğim? Çünkü buradaki çoğu map'i oynamayacağız. Şimdi şöyle hiçbir şekilde yani bir önceki bölümlere baktım. Full gelmişiz. Şurada bir tane sıkıntı var. O apayrı konu. Burada da bir tane çözmedim. Burası artık hani çok fazla zor bölümler. Yani o yüzden şey olsun istemiyorum. Ben oyunun başına oturduğumda 1,5 saat mesela bir bölümü harcıyorum bazen. Bir iki bölümde olmuştu hatırlamıyorum şimdi ama şurada da. Yani böyle olsun istemediğim için burada her bölümü oynamayacağım. İkinci yani ana oyunun da maplerinde oynamayacağım. Büyük ihtimalle son iki dünyada olacak onlar ama neyse o şimdinin konusu değil. Şimdi bu bölümü oynamayacağım dediğim gibi çünkü uğraştırıcı, çok uzun sürücü bir bölüm. Ancak bunu oynayacağım. Buna bir bakalım. Çünkü bunu ne oluyor bu? Ha. Bu bölüm bayağı zevkli bir mekaniği var çünkü. Yani eğlenceli olmasını istiyorum açıkçası oynadığım oyunun. Yoksa niye oynayayım zaten eğlenmesem ya da oyun hoşuma gitmiyorsa neden videosunu çekeyim? Yani. Bana saçma geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ve şöyle bir şey yapacağım. Sesi unuttuk. Bu bakalım olacak mı? Olmadı. Ve bir önceki bölümde fark ettim. Bazı bölümlerde mesela burada işte bunlara ne deniyordu ya? Sabit nokta diyeyim hadi. Bunları koymamışlar. Belki unutmuşlar, belki gözlerinden kaçmış. Bölümü çözmek o yüzden daha zor olmuş. Kimi bölümde. Bir önce hatta o 3 tane arabanın gidip sonra köprü açılıp 3 arabanın gittiği bölümde 2 tane ekstra bu sabit noktadan varmış. Onunla çok rahat çözülüyordu mesela bölüm. Öyle şeyler de olduğu için zor oluyor. Bu kadar. Şimdi. Buradan çekmemeni. Yani şuradan çekmeni bunu. O ilki kırıldığı için olmuş olabilir. Ona bir bakmak istiyorum açıkçası. Ya da bunun açısı yetmiyor. Bunda bir alakası var mı peki? Şimdi o zaman dur bakalım. Bir deneyeyim. İp koptu. Peki bunun ip, pardon, kablo koptu. İple denesem, o da direkt kopacak o zaman. Şöyle bir şey geldi aklıma. Burası iki sabit nokta değil mi zaten şu an? Para var. Daha yukarıdan yaparsak bence bu iş şey olabilir açıkçası. Yani şurayı kesinlikle yukarı çekebilecek bu. Mesela. Peki şöyle bir tuhaf hareket yapsam ben. Böyle olacağını düşünmüyorum. Hatta şu düşecek büyük ihtimalle. Okey. Yeterince yukarı çekemedi.
Şunu da yeterince yukarı çekemiyor bu arada. Buradan olması bir şey fark ettirir mi? Çünkü büyük ihtimalle kopacak bu sefer. Ve şöyle bir şey geldi aklıma. Oradan değil de şuradan mı çeksem? Diye bir fikir geldi aklıma şu an. Yine çarpıyor. De şunu şöyle denemedim dur. Peki şunu bir bıraksana. 6 dakika oldu zaten burada. Keseceğim bölümü de. Evet arkadaşlar. Evet evet. Sonunda çalışan bir versiyon buldum. Şöyle ki burayı son anda fark ettim. Dedim ki neden bütün yükü yükleyeyim ki? Sadece şu 3 kısmı yukarı gönderse dedim. Aa, buraya da yapılabilir. Ay yo, buraya yaparsak başka hidrolik olsa olurdu. Evet. Bunları da ilk başta böyle yapmıştım ama yeterince yukarı çekemiyor o zaman. Bu şekilde şurayı da en uca, hatta şuradan çektim böyle. Bu şekilde geçti daha demin. Şimdi bir oynadım. İnşallah bir şey olmaz. Evet. Mesela bu eğlenceli bir bölümdü. Yani o yüzden bu bölümü oynadım. Birkaç tane daha oynayacağım bölüm var böyle. Millet ne yapmış? Onu merak ediyorum. Bu ne? Wow, şurada birleşti sırf dursunlar diye. Abi. İnsanlar tuhaf tuhaf bölümler yapıyorlar. Bu mesela bu bölümü oynamayacağım. Neden? Bu bölüm, bu kamyon bunların üstünden geçecek. Tamam mı? O sırada da A2 ve 3, 4 aynı anda gelecek. Şu 3'ün üstünden geçecek. Bayrağa gidecek. Ondan sonra B üstünden geçecek. Bu bölümü oynamayacağım. Ya bu bölümü oynayacağım diye hatta böyle bir not aldım. Tamam. Şimdi buna bir bakalım. Bu mantığı aklımda tutayım diye yapmışım herhalde. Bu bir şey yapsın. Şimdi A1 bu yıldızı alıp buraya gidecek. A2 bunu alıp buraya gidecek. O yüzden önce şöyle ay tüküreyim. Şunu bir yapalım. Hani bence yukarıdan yapalım. Daha mantıklı çünkü. Aynı anda gidiyorlar. Çok güzel. Şurayı birleştirmeyeceğiz. Bu buradan ya nasıl geçecek ya? Şu da birleşmeyecek. Şöyle olacak. Anladım. Mantık bu. Bu da böyle olacak. Hayır. Hayır. Şu an çok tuhaf yerlere gidiyor. Çarpıyor yere. Hoş değil.
Tamam. Şimdi. Öyle değil. Nice. Şimdi bu tarafı nasıl yapacağız? Önce bu geçecek, sonra bu geçecek. Don't know. Yani I know. Bakalım. Ha. Aynı mantık zaten. Yani o yüzden sıkıntı yok. Bu bölüme baktım. Bu bölümü hani acaba çözebilir miyim diye. İkinci döndüklerinde hidrolik çalışıp bu kısmı değiştirecek yol bu kadar var. Yani olur mu ya? Şunu birazcık yukarı çekecek diyelim. Hidrolik. Tamam mı? Yavaş biraz dedim. Deneyeceğim. Ya mümkünatı yok onun oraya ve iki hidrolik var. Bunu daha önce oynadım. O yüzden geçerim onu. Bu ne? Bunda da iki yol var. Şöyle bu yolu önce hidrolikle şu kısma çekiyorsunuz. İki hidrolik var. Sonra yukarı çekiyorsunuz ve bu alanda yapıyorsunuz. Çok isteyen varsa deneyebilir. Bunda altı yol var. A geçecek. B hidrolik çalışacak. C geçecek. Sonra geri gelecek. D hidrolik çalışacak. E mi geçecek? Anlamadım. Bir bakalım. Biraz tabi yamuk yumuk oldu. Sınırımız yok. Açıkçası şuna bir yani bak şimdi. Bunu aşağı, bunu yukarı yapacağım. Daha önce yapmıştım. Bir öyle bir şey deneyebilirim. Sonra peki tümden nereye yok edeceğim ben bunları? Dur bir. Dur. Tabi bu böyle tutmaz. Burayı sabit yapmamız lazım. Şimdi fark ettim. Ha. What? What? Pardon.
bir şey diyeceğim. Ha sonra bot geçecek. What? Bu oraya gidecek. Sonra ironik yazacak. Bot geçecek. Bunu da hatırlıyorum. Saçma sapan bir köprü bu. Yani şu şekilde yapıyorsun yine. Ama hani aşağıdan böyle çok ince geçecek bir hidrolik ve tensionla yapıyorsunuz. Saçma mı diyorum bu bölümü de. Çoğunu geçiyoruz şu an. Bu bölümü ben ilk oyunu kameraya kaydetmeden önce oynadığımda bunları denk getireceğim diye yaklaşık 3 gün uğraşmıştım. Bu da o elevatorlı bölümün 2 halli versiyonu. Ha, hiçbirini çözmeden geçiyorsun diyebilirsiniz şu an. Evet. Öyle. Bu salıncak bölümü aslında, bunu bir bakabilirim. Hani bir deneme amaçlı. Şöyle. Hani bu buraya olmaz bu arada. Şöyle falan olması lazım. Yani deneme maksatlı. Ya bu böyle, bunu denk getirmeye de uğraşacaksam bu iki arabanın karşıya atladığı bölümün 4 arabalı versiyonu ve bu bölümü çözdüğümü şey diye hatırlıyorum. Şu araba geliyor şuraya bir yere. Şuradan tekrar rampa yapıp gönderiyorum. Bu buradan atlıyor, bu buradan atlıyor. Bu bunun altından geliyor falan. Hiç gerek yok. Sanırım bu bölümü bir kere ben çözebildiğimi hatırlıyorum. O yüzden bu bölümü oynayacağım. Şimdi. Hidrolik çalışıyor. Ve bu yıldızı alacak bu araba. Şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Şunu da kaldırdım. Yavaş. Çek. Hayır. Dur. Bunu da şey yapalım. Şöyle yapalım. Orada kıpkırmızı oluyor. Şimdi bunu şu yolu şuraya kadar filan indirmeliyim ki düşsün. Ve düşmesini sağlamalıyız. Peki. Şuradan çeksem aşağı. O kadar çekmesem. 23 çeksem. Buraya çektiği için kopuyor. Şurada bir şey olması lazım. Şöyle. böyle. Ama dursana kral. Yani.
Ama çok burada kalıyor. Şuraya hidrolik daha şey yapıp 10 yapsam daha fazla yapsam biraz daha fazla yapsam full olmayacak diye gitmem. Ya abi çok yakın ya. Peki buraya şöyle iki hidrolik yapsam hiçbir şey olmaz bence. Evet. Şey fark ediyor mu? Bir şey fark ediyor. Niye kırıldı? Abi. Dur dur dur. Şimdi ne olacak? Tamam, güzel. 36. Kırk üç. Yapma, yapma. Bu niye burada duruyor? Bu niye burada duruyor? Bu niye burada duruyor? Dalga mı geçiyorsun? 44. Yapma ya. 42 de olmayacak şimdi. Ben ağlayacağım. Ya böyle bir şey yok. 43. Altı. Nice. Nice. Ne oluyor ya? Son kimse çalışmayacak. Nice. Mesela bu da eğlenceli bölümdü. Bakayım millet ne yapmış. Bu ne? Oha. Yuh. Aa, bu bölümü yapmak isterim. Gerçekten. Yani bu araba buradan bu yukarıya çıkacak. Ama yani çok şu muydu ya bu tuş? Heh. Ne güzelmiş lan bu. Ya oraya kadar çıkamadı bile. Ya bu çok uzun sürüyor. Bu bölümü yapmak. Çok çok uzun sürüyor yani. Direkt yukarıda gitmiyor. Yani. Bir iki denedim ama.
Ben bunu geçiyorum ya. Zaten son bölümü de oynamayacağım yani hiçbir şekilde. Çünkü öyle bir gerçekten psikopatlığım yok yani burada. Bunu buraya çıkartayım, sonra bunu yukarı çıkartayım diye bir hidrolik bilgim gerçekten yok. O yüzden şimdilik hem bugün burada bırakacağız, hem de şöyle bir şey, artık ana oyuna geçeceğiz. Yani ilk buradan başlayacağız ki istediğimiz bölümü oynayabiliyor muyuz? Yani geçmeme gerek yok değil mi mesela şey için? Okay. Nice. Buradan başlayacağız. Şimdilik ilk oyunu eğer oynasaydım, hani bu oyunun içinden oynadık ama ilk oyunu da oynasaydım büyük ihtimalle böyle olacaktı. Yani son kısımda sadece 3 bölüm çözdük ki bir tane de gizli dünya var, buraya koymamışlar. 8. dünya tamamen rastgele, yani bayağı random şeyler çözdünüz. Hiç gerek yok. Biz, yani ben eğlenceli bir video olsun diye uğraşıyorum burada. Can sıkıcı şeylerle, o yüzden şu bölüm saçmaydı. Çünkü niye ses arttı ki? Yani hiç zevkli değildi bu bölümü çözmek. O yüzden böyle bir karar aldım. Hani yapacak bir şey yok. Bu bölümler çünkü eğlenceli değil ve çok uzun sürecekler. O yüzden oynamayacağım bu bölümleri. Amacımız %100 yapmak değil zaten. O yüzden biz bir sonraki bölümde artık o değil. Şuradan 10 metrelik klasik oyunun ilk dünyasından başlayacağız tekrardan. O yüzden şimdilik Polybridge'in bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.